Saygıdeğer misafirler, yepyeni umutlar, farklı farklı hayallerle yeni yılın bu ilk konserinde sizlerle birlikteyiz. Tüm hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği, sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl olması dileğiyle Çekmeköy Türk Sanat Müziği Gönüllüleri Korosu'nun Suzinak'tan Erol Sayan'a Türk müziğimizden esintiler konserine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Ve öncelikle elimizde olmayan sebeplerin yarattığı nedenlerle konserimize biraz geç kaldık. Bunun için affınıza sığınıyoruz. Evet, devam eden alkışlarınızla öncelikle saz sanatkarlarımızı sahnedeki yerlerine davet etmek istiyorum. Ve o özel alkışlarınızı bir kez daha Çekmeköy Türk Sanat Müziği Gönüllüleri Korosu için rica edeceğim. Kıymetli misafirler, sözü hikmetli kılan nasıl şiirse, şiiri de kanatlandıran namelerin o efsunkar ritmidir. Şuur altındaki ilhamların bir tezahürü olan şiire, mızrabın tellerle vuslatı da eklenince, dokunaklı ezgilerin büyülü atmosferi oluşur. Duygulardan dile yansıyan dizeler, notaların o esrarlı kanatlarını taktığı zaman, gönül semalarımızda şehval açarak farklı anlamlar kazanır. Nice gönülleri ustaların yüreklerindeki en içli duyguları ifade eden bu güzelim ezgiler, gönül gergeflerinde nakışlandıktan sonra, zamanın sinesinde demlenerek bir muammanın sırrıyla hemhal olup, dünü bugüne taşır. Dünü bugüne taşıyan bu müstesna ezgilerle konserimiz iki bölümden oluşacak. Bu ilk bölümde beraber ve solo şarkılar şeklinde Suzinak makamındaki eserler icra edilecek. İkinci bölümde ise yaşayan bestekarlarımızdan Erol Sayan'ı hayatından kısa notlar ve eserleriyle alacağız. Ve son bölümde TRT kurumunun usta yorumcusu, usta ve sevilen yorumcusu Nusret Yılmaz sizlerle buluşacak. Söz tatsız olmaz elbette ki bu akşam naif ezgileriyle koromuza ve solistlerimize eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatkarlarımızı sizlere takdim ediyorum. Kemanda Özgür Koban. Violonselde Sermet Kutlu.
Uğda Cihan Karakuş. Kanunlarda Erdem Özkıvanç. Çağıl Ercik. Ney'de Fatih Oral. Klarnet'te Şenol Karagöz. Ritim sazlarda Adnan Güllü, Teoman Alpaslar. Acı, hüzün, sevinç, neşe içeren tüm duygularımızı evrensel ses olan müziğimizin güzelliğinde yaşayacağımız konserimizi başlatmak üzere ses sanatçısı şefimiz Gülcan Özdemir'i o kıymetli alkışlarınızla sahnedeki yerine davet ediyorum. Sazlarımızın icra edici Tatyos Efendi'ye ait Fuzinak Peşrefi takiben koromuz musikiyi özleyen gönüllerinize Mustafa Nafiz Irmak'ın bir eseriyle seslenecek. Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül? Gel biraz ruhumu yak, kalbime hicranla dökül. Thank you.
Tamburi Cemil Bey 1910 yılının bir gününde kıraathanede oturmuş gazete okumaktadır. Birden gözleri sevinçle parlamaya başlar. Çünkü sütunlar arasında sanat yoldaşı bestekar Rahmi Bey'in terfi ettirildiğini okumuştur. Hemen oracıkta bir tebrik mektubu yazarak pek candan sevdiği arkadaşına yollar. Rahmi Bey de bu tebrik vesilesiyle büyük sanatkarın dehası karşısında duyduğu takdir ve tebcih duygularının en mükemmel ve en parlak ifadesini güfte ve beste olarak yazıp kendisine ithaf eylediği şarkısında gösterir. İşte o eser. Bir sihri tarap name-i sazındaki tezir, hep yareli seslerle eder ruhumu tesir. Koromuz sizlerle. Aylarla devam eder, yıllarla da sürer gider. Sevgili yakar durur anlatılmaz sızılarla, bir ömür feda edilir uğruna çoğu kez. Ama her şeye rağmen seveni ümit denizlerinde hayallere daldırmaya ve bu hayallerle yaşatmaya devam eder, belki bir gün vuslat yaşanır diye. Sırada Hilmi Soykut'un sözlerindeki hasret var, Emin Olga'nın notalarıyla kulaklarımıza gelecek olan. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim. Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Aşk olmasa gönlümde tahammül mü ederdim? Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Solistimiz Saliha Erenbaş mikrofonu duyuyor. Thank you.
alemin halini şarkılar anlatır. Yeri gelir sevdaları, yeri gelir ayrılıkları. Ama hepsinde bir nezaket, hepsinde bir zerafet vardır. Aşkın büyük acısı bile tane tane dökülür dile. Dokunma kalbime zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mavede benzer ki oradan çıkarılır. Gülersen aşkıma gönlüm harap olur, yıkılır. O tıpkı mavede benzer ki oradan çıkarılır. Gavsi Baykara'ya ait olan bu eserde solistimiz Nurgün Eker mikrofona geliyor. Belalarken
1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevi yapan Hasan Ali Yücel, unutulmayacak çalışmalarıyla Türk eğitimine büyük hizmetleri geçen Cumhuriyet Devri yazarlarındandır ve şair kimliğiyle de musiki dünyamıza müstesna şiirler sunmuştur. Suzilat makamındaki bilinen tek eserini solistimiz icra edecek. Sen bezmimize geldiğin akşam seher olmaz. Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz. Abdülkadir Vural mikrofona geliyor. Yazdırdığı mısralar Zeki Müren'in kaleminden notalarına dökülmüş. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.
Değerli şefim, arkada çok büyük diye bir koro var değil mi? Sözler Suzran makamındaki notalarla dem vurmaya devam ederken sırada Hacı Arif Bey'e ait bir eser var. Gözümden gitmiyor bir dem hayali. Meleksin ey güzel yoktur misali. Beni ağlattırır derdi visalim. Meleksin ey güzel yoktur misali. Ve ardından solistimiz İlksen Körmen ikinci bölümde eserleriyle gönüllerimize dolacak bir Erol Sayan bestesi seslendirecek sizlere. Aylardır gül yüzünü göremez oldum seni. Bu kadar kalpsiz misin? Terk edip gider misin? Thank you.
bölümü iki Suzinak eserle sona eriyor kıymetli misafirler. Önce Kemal Yakar sözlerindeki bir Osman Nihat Akın bestesi olan Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne melekşeler, güller takın gel. Ve ardından yine severek eşlik edeceğimiz Kemal Yakar'ın sözleriyle oluşmuş Feris Sudan'ın bir bestesi. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu. Korumuz sizlerle. Thank you.
Bestekar Erol Sayan'ın bölüm seslerine kulak vereceğiniz konserimizin bu bölümünde tekrar birlikteyiz. Birlikteliğimizi tamamlamak için Çekmeköy Türk Sanat Müziği Korosu gönüllülerini sahnedeki yerlere davet ediyorum. Alkışlarınız o kadar yetersiz kaldı ki koronun sahnedekilerini almıyor. Ve bu sırada önemli bir detayı da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu salonda olan bir çalışma sebebiyle koromuz hiç provasız, sıfır provayla bu akşamki konserini gerçekleştiriyor. Bu özverili davranışlarından dolayı da sizlerden güçlü bir alkış rica ediyorum koromuz için. Evet saygıdeğer misafirler, bu konserlerimizde sizlere daha iyi, daha güzeli sunmak adına tüm detayları düşünerek hazırlanıyoruz kuşkusuz ki. Bizlere bu yolda destek olan kişi, kuruluş, kişi ve kuruluşlar var. Huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çekmeköy Kaymakamımız Sayın Adem Arslan'a, Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz'a, İş yerini açıp bize çalışma ortamı sağlayan Ulus Pazarları Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Reisoğlu'na, Bursa'kilimize verdikleri destekle koromuza sponsor olan Çekmeköy Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Sayın Doktor Ahmet Torun'a, Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Başkanı Sayın Canan Oğuz'a, Çekmeköy Magazin Dergisi sahibi Sayın Ünsal Çağıl'a ve konserlerimizde bizimle sahne alarak destek ve güzellikler sağlayan şefimizin bir diğer korosu olan Park Verde Sitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyelerine ve bu gruba destek veren Park Verde Sitesi yönetimine, ayrıca kıyafetlerimiz ve sahne tasarımımızla özel olarak ilgilenen Jale Özdemir hanımefendiye de teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tabii ki bizleri yalnız bırakmayıp o özel alkışlarınızla hep yanımızda olduğunu hissettirdiğiniz için en büyük teşekkürler sizlere. Ayaklarınıza sağlık. Efendim bir de sizlerin arasında çok kıymetli musikimizin çok değerli isimleri var. Ben kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Konserimizin başından itibaren göz temasında bulunduğum, çok sevdiğim Uni bestekar Hüsnü Üstün de bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz. Gülay Dinçel Hanım da bizimle birlikteler. Gülay Hanım, merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Evet, ve yakından takip edenleriniz elbette ki çok iyi biliyor, çok değerli şefimiz Gürcan Özdemir'in sesinin güzelliğini, değil mi? Şimdi konserimizin başında biz bu güzel sesle başlamak istiyoruz bu bölümümüze. Alkışlarınız Gürcan Özdemir için. Seninle çok sevdim, söylesem de bilemezsin.
Beklemekten bıkmadım mı?
Biz de değerli şefimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Evet saygıdeğer misafirler, insanlar vardır ki sadece yiyip içmek, rahatça konup göçmek için dünyaya gelmişlerdir. İnsanlar vardır ki hayatta sabrın ve sanatın çilesini çekmek, eser vermek, dünyaya bir şey katmak, kısacası yaratmak için doğmuşlardır. Onlar dünyanın Tanrı'ya en yakın kuludurlar. Duyarlar, içlerine sindirirler, duyururlar ve yaşatırlar. İşte Erol Sayan da bunlardan biridir, bir başlıcasıdır. Gerçek sanatın eskisi, yenisi, anafrangası, anaturkası olmaz. Gerçek sanat seviyesine tırmanabilmiş her şey, her zaman için güzeldir. Her zaman için yenidir, her zaman için değerlidir. Erol Sayan'ın bestede yarattığı sanat da işte bu cinstendir. Her hassas ruh, her kadir bilir zevk, her anlayışlı insan onun sanatı önünde hürmet ve hayranlık duymaktadır. Bu önemli değer bestekar Erol Sayan 1936 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğar. Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 yılında Ankara Radyosu Sanatçı Sınavı'nı kazanarak emisyonlara tamburla katılmaya başlar. Doktor Recai Özdil'den almış olduğu armoni bilgisini eserlerine uygular ve bu konuda derinlemesine araştırmalar yapar. Hocası İsmail Baha Sürelsan'ın evindeki akademik müzik çalışmalarına katılır. Müziğimizde çok sesliliğin yine müziğimizde var olan nisebi şerifeler, şerifli oranlar yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceği üzerinde durur ve bu konuda ciddi çalışmalar yapar. 1963 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme Hizmetleri İdaresi Yüksek İdarecilik Kursunu tamamlar. 1954 yılında başladığı müzik çalışmalarında edindiği bilgileri 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki öğrencilere teorik olarak verir ve daha sonra temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da sürdürür. Erol Sayan 1967'de Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurar. Konserlerin yanı sıra bilgisayar eşliğinde ulusal müziğimizin perde ve frekans hesaplarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapar. Ulusal müziğimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanların ve makamların anlatımı, usul şifresi, vuruşlarda disiplin ve perde atlarının kolay anlaşılabilir hale getirilmesi çalışmalarına bu yıllarda başlar. 1983-84 eğitim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda repertuar dersleri vermek üzere göreve başlar. Halen sürdürdüğü bu göreve paralel olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldığı davet üzerine 2002-2003 eğitim yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği dersleri vermiştir. Bestekarımızın musikiğimizi gelecek nesillere en doğru ve anlaşılabilir şekilde aktarmak için yapmış olduğu bu özel çalışmalar elbette ki çok mühim ve değerli. Ama biz bu konserimizde asıl yıllardır ruhumuzu tedavi eden olağanüstü güzellikteki eserleriyle onu daha yakından tanımak istiyoruz. Ve Buselik makamındaki ilk şarkısında koromuza kulak vereceksiniz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gördü. Koromuz sizler. Masalından şarkılar söyle.
terennüm eden şarkılarıyla dillerde dolaşan 7'den 70'e birçok kişinin gönlüne dokunmuş bestekarın şimdi seslendirilecek eseri Nihavend Makamı'nda. Kalbede olan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevdayla ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Mehmet Gökkaya'nın gönül sözleri olan bu dizeleri solistimiz Semra Atıl icra edecek. Kokusunu bestekarımız Erol Sayan notasıyla gönül bahçelerimize göndermiş sıradaki Nihavend eserinde. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri, sizden biri. Solistimiz Pelin Özdemir sunacak. Thank you.
Bendeki fazla yeteneğin bedelini ödemiş oldum diyor. Ve yine bir nihavend eseriyle konserimiz devam ediyor. Sevgilim desem bana, aşıkım inan sana, gözlerime baksana, yaktın beni yıllardır, ne olur anlasana. Hatice, Uğur Doğruluğ'un küyetinde dinleyeceksiniz bu güzeli. Thank you.
Ne çok şey anlatır gözyaşları. Bazen söylenemeyen sözlerin sesi, bazen bir pişmanlığın diyeti, bazen de bir sevda nefesi. Gözyaşı tezahürüyle ıslanmış bestekarın sıradaki dizeleri nihayet makamında. Hep ağlattı beni kaderim, sen yoksun diye derbederim. Nerede o güzel günlerimiz, şarkılarda söyleyecek sevgimiz. Soyisimiz Sevgi Doktoroğlu sunacak. Söyle bana, söyle bana, söyle bana.
misin? Hem de tanrım gülen yüzün ömre bedel. Senin misin? Hem de tanrım gülen yüzün ömre bedel. Sözlerimde gerçek yok mu? Söyle bana, söyle bana, söyle bana. Çiçek kızı, çiçek kızı, söyle bana, söyle bana, söyle bana. Çiçek kızı, çiçek kızı. Sen şad olurum. Ben aşkımı sende buldum. Evet de sen şad olurum. Naz edişin hiç bilmez mi? Söyle bana, söyle bana, söyle bana. Çiçek kızı, çiçek kızı. Söyle bana, söyle bana, söyle bana. Çiçek kızı, çiçek kızı. Ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun bu dizelerini bestekarımız Erol Sayan, Muayyen Kürdi makamını gösteren notalarıyla gönüllerimize nakşeder. Solistimiz Hakan Marangoz seslendirici.
şarkı, saz eseri, tambur etüdü besteleyen bestekarı 156'sı TRT repertuarında olmak üzere 300'ü aşkın eseri mevcuttur. Şarkı türündeki bestelerinin pek çoğunun güftesini de yazarak şairlik yönünü de bulunduğunu göstermiştir. Bu özelliğini taşıyan sıradaki rast eseri. Kordon boyu seyrine düştü, titret efem vur dizin üste. Boncuk gibi alnına düştü, parlar telin ter gözün üste. Solist İsmet Sönmez mikrofona geliyor. İsmet Bey grip, malum. Grip nöbetinde olduğu için korumuzu söyleteceğiz bu şarkı. O halde geçmiş olsun dileklerimizi iletelim İsmet Bey'e. Thank you.
sanatçısı olan bestekar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verirken öğrencilerine sarf etti. Ben tambura başladıktan 5 sene sonra tamburu Türkiye'de hiç kimsenin çalamayacağı kadar süratli çaldım. Ama 45 senedir ağır çalmayı öğrenemedim. Eğer bir sazda birini imtihan edeceksem ağır çaldırırım sözleriyle önemli bir müzik gerçeğine işaret ediyor. Sırada yine güftesinin de kendisine ait olduğu Sabah makamında bir eseri var. Güle sorma o bilmez aşkın sevdayı neşeyi. Lale'ye sor, Çiğdem'e sor, mor menekşeye sor. Solistimiz Hüseyin Ayaz yorumlayacak. Thank you.
yaptığı bestelerini henüz anlaşılabilir hale getiremediğinden yakınan bestekar, bir bestecinin anlaşılabilmesi için bestelerinin tek tek analiz edilmesi gerekiyor diyor ve bunun yapılmasını bekliyor. Belki eserlerini analiz edemiyoruz ama hissettirdiği duygularla yüreğimize kulak verebiliyoruz. Sedef makamındaki sıradaki eserini solistimiz Sedef Özcan sunacak sizlere. Aşkın o seviyle elini hisseder gibiyim. Kederli olamam ben artık. Gülerim, neşeliyim. Açılır Gonca Gülyar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi, düşüp ölmez miydi yar? Solistimiz Faik Çayhan mikrofona geliyor. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel.
Sözüm fidan gibi, gelişim fidan gibi, boyusun fidan gibi. Küçücüktüm büyüdüm, dillere destan gibi. Küçücüktüm büyüdüm, dillere destan gibi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Seni kırda görmüşler, saçına tel örmüşler. Seni kırda görmüşler, saçına tel örmüşler. Yedi gün düşürmüşler, bana layık görmüşler. Yedi gün düşürmüşler, bana layık görmüşler. Kaşların, gözlerin, sözlerin mi güzel? Kaşların, gözlerin, sözlerin mi güzel? Efendim nasıl çok keyifli ezgiler değil mi? Solistlerimiz de çok güzel icra ediyor bu güzel ezgileri. Bir saniye ne alabilirim? Bu gördükleriniz benim torunlarım. Bunlar benim canlarım, ciğerlerim, nefesim, her şey. Sevgilerimi çok seviyorum. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. Çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Erol Sayan, çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği beste yarışmalarında bu çok özel melodileriyle birçok birincilik kazanmış bir bestekardır. Konserimizin bu son ezgileri de 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu yarışmada kendisine birincilik ödülü getiren Aşk Efsa makamındaki eseridir. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Ömrümüzün bahar.
bu eseri sıfır prova ile çalmak da bizim için bayağı terletici bir durum. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, konserimizin koromuzla ilgili olan bölümü burada sona erdi. O özel alkışlarınızla ve teşekkürlerimizle koromuzu sahnenin arkasındaki yerlerine alıyoruz. Ve şimdi sıra geldi konuk sanatçımızla buluşacağımız konserimizin bu son bölümüne. Konuk sanatçımız Nusret Yılmaz'ı sahneye davet etmeden önce kendisinden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Samsun doğumlu olan sanatçı ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra lise öğrenimiyle birlikte 1989 yılında Samsun Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümüne yarı zamanlı olarak girer ve aynı zamanda da Muhterem Sezgin'den Nazariyat, Üslup ve Repertuar, Erdal Şahin'den de ud dersleri alır. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümüne giren sanatçı, buradaki eğitimi süresince Tülin Korman, Alaaddin Yavaşça, Selahattin İşli gibi birçok önemli isimler istifade eder. Daha ikinci sınıftayken 1997 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavı kazanarak TRT İstanbul Radyosu sanatçısı unvanıyla göreve başlar. Sayısız radyo ve televizyon programları, canlı yayınlar ve yurt içinde yurt dışında birçok sanatsal görevlerde bulunur. Cinuçen Tanrı Korur, Recep Birgit, Kani Karaca gibi önemli isimlerle çalışır. Halen TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı olarak görevini sürdüren Nusret Yılmaz, aynı zamanda TRT 1'de her perşembe akşamı canlı olarak yayınlanan Akşam Sefası programının solistlerindendir. Kendine has tavrı ve üslubuyla seslendirdiği eserlere kişiliğini de katarak tarifsiz güzellikler sergileyen konuk sanatçımız Nusret Yılmaz'ı, sevgi dolu alkışlarınızla sahnedeki yerine davet ediyorum. Durun
geldiniz. Birinci ve ikinci bölüm. Sesine ruh veren bütün solist ve korist arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Faik abiyi ayrıca tebrik ediyorum en son. Şahane. İnşallah ben de çoğun bölümü görürüm burada böyle ona çiçekleri görürken. Neredesin Faik abi bilmiyorum maşallah. Efendim asıl, bravo tebrik ederim. Asıl sizleri tebrik etmek lazım. Bu soğukta bu sandalyeleri, masa diyorum pardon. Sandalyeleri, salonumuzu şereflendirdiğiniz için ve bir teşekkürüm de sevgili Gürcan abime. Gürcan abi şu an neredesin bilmiyorum ama teşekkür ederim davetine. Koşa koşa her daim, her şekilde, her konserde, her çağrılığında burada olacağıma dair ona sizin huzurunuzda da söz veririm. Esasına burada olan arkadaşlarım, Servet abimden Adnan abime kadar, sevgili Özgür Kurban'ım, herkes, bütün alkışlar onların olsun. Efendim, ben şeyi de söyleyeyim, akşam sefası 3 yıldır yok benim hayatımda, onu da söyleyeyim de. Tabii çok emek verdik, TRT'nin her programının olduğu gibi. Görevimiyle gittik, görevimizi yaptık, geri döndük. Aşk İçin diye bir program var. Yeni sezonda olacak, devam edecek. Bunun da küçük hatırlatmasını yapmış olayım. Ve Avni Baba'dan, Avni Anıl Hocamızdan Rüya Gibi Uçan Yılları okuduk. Sırada Kadri Baba'mız var. Kadri Şençalar var. Der ki gönlüm yeah.
ki yıllardır aradığım bu. Şimdi soruyorum, daha önceleri neredeydiniz? Sen döner.
başımı yine dalga alamıyorum ben. Gelen notlarımdır yavrum sorun Bağdatlı'mı Aman sorun Bağdatlı'mı Her gelen yer sorar yavrum Bağdatlı'mı kadar tatlı'mı Aman yavrum Bağdatlı'mı tatlı'mı Coştum yine dalga alkışımızdan, enerjimizden. Estağfurullah, teşekkür ederim. Makam değiştirelim. İki şarkı daha okuyayım. Benim yolum uzun. Kaç kere yemin ettim, sensiz yapamıyorum ha. Bak yine geri geldim. Thank you.
sensiz yapamıyorum. Aa, bak yine yine. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bakın, arpa gibi
Sevgi Doktoroğlu. Sevgi Hanım, değerli eşlerinin çiçeğini takdim ederlerse. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel spiketimizin sunucumuzun çiçeğini ben veriyorum. Hatta bir gün ayağına sarı çok teşekkür ederim. Hep birlikte bir fotoğrafımız olsun mu? Değerli sanatçımızla. Hep beraber Hüsnü Üstün'ü de sahneye davet edelim. Hep birlikte anılarımız arasında yerini alacak güzel bir fotoğrafımız olsun. Hüsnü Hocam'ın çiçeğini de değerli şefimiz yine takdim ediyor. Sonuna geldik. Sevgi ve muhabbet yüreğinizden, sağlık bedenlerinizden eksik olmasın efendim. Bir sonraki konserimizde tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.